Yavuz Sultan Selim Köprüsü artık açıldı. Gün boyu açılıyor diye kajelerimizi, spotlarımızı, ekrandaki yazılarımızı yazmıştık. Artık açıldı. İlk geçişler de sağlandı ve Ulaştırma Bakanı Sayın Ahmet Arslan da artık yanımızda, açık hava stüdyomuzda, Garipçe'de konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Tabii Teşekkür uzun ederiz. soluklu bir maratonun sonu bugün. İnşallah hayırlı olur. İnşallah. Maraton ama devamı da gelecek zaten. Burayı açtık. Bundan sonra da önümüzde önemli projeler var ama önce köprüden bir bahsedelim. Hepimiz bir şeylerden bahsettik. Bir takım rakamlar verdik. Öneminden bahsettik algılayabildiğimiz kadarıyla ama siz işin içinde doğrudan her yerinde bulunan isim olarak nedir Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün nedir önemi? O büyüklükler gerçekten ne önem arz eder? Lütfen paylaşın bizimle. Efendim Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün herhalde en önemli özelliği İstanbul gibi dünyada tek bir şehir vardır ki içinden deniz geçsin. Ve yine tek bir şehir vardır ki iki kıtayı birbiriyle birleştirsin. İstanbul böyle bir şehir. İstanbul'un üçüncü gerdanlığı olması anlamda zaten ilkleri hep barındırıyor. Bu rekoru kimsenin elimizden alma şansı yok. Ancak bu köprü aynı zamanda özellikle üzerinden raylı sistem de geçen, aynı katta raylı sistem de geçen, raylı sistemle birlikte 10 şeritli bir yol. 4 gidiş, 4 geliş, 2 de raylı sistem, 10 şerit. Hal böyle olunca da Ki şeritler de geniş. Ben evet çünkü geniş. henüz bitmeden önce biz üstünden yayın yapmıştık. Hep Doğru. onu söylüyorum çünkü buradan baktığımız zaman öyle çok devasa görünmüyor açıkçası. Gözümüz alışmış, buradan ufak görünüyor ama üstüne çıktığınız zaman Tabii gerçekten dev. ciddi bir mesafe var. Bu mesafeden kaynaklı küçük gibi gözüküyor ama 1408 metrelik ayak açıklığı var ki buradan çok yakın gibi gözüküyor. Bu da yine bu genişlikteki bir köprü Tam için ayak dünyada açıklığı nedir? Hep söyledik ama tam tarif eder misin Sayın Bakanım? şimdi efendim iki ayağı var köprünün Evet. zaten, asma köprümüzün. Bu iki ayak arasındaki mesafe 1408 metre. Köprünün toplam boyu 2164 metre. Genişlik ise köprünün olduğu yerdeki genişlik ise 59 metre ve yine kuleler ki ayaklar kulelerde 322 metre. Bu bahsettiğimiz 4 rakamın 4'ü de birer rekor dünya çapında gerçekten. Yine bu köprünün çok kısa sürede bitirilmiş olması da bir rekordur. Her ne kadar temel atmayı arkadaşlar baz alarak 3 yıl oldu diyorlarsa da temel atma değil tabii finansının sağlanması, gerçek anlamda başlanması başlangıçta 4-5 ay daha sonradır. Hal böyle olunca da bugün 27 ayda bitmiş bir köprünün yanında konuşuyoruz. Az önce söylediğim birçok ilki içeren bir köprünün yanında konuşuyoruz ve bu işe haksızlık etmemek adına şunu özellikle öne çıkaralım. Sadece köprü değil, devamındaki 215 Kesinlikle. kilometrelik otoyolu, 8 şeritli otoyolu da aynı zamanda bitirdik ve hizmete soktuk bugün. Kurtköy'den giren bir sürücü kesintisiz gidip Mahmut Bey'den çıkabilir. Bağlantı yollarıyla birlikte 215 kilometrelik Şu otoyoldan anda bahsediyoruz. kullanabiliyor muyuz yani Sayın Bakanım? Kesinlikle açıldı bugün. Şu an özellikle gelen misafirlerimizi tekrar dar yollara sokmamak adına köprüden yolcu ettik. İsteyen istediği yere de hem köprüyü hem otoyolu kullanarak gidebilsin dedik. Ancak bu gece yarısı itibariyle yaklaşık 3 saat sonra 24 itibariyle 00 itibariyle insanlar bu köprüyü artı ücretsiz olarak kullanabilecek ve 31 Ağustos gece yarısına kadar ücretsiz kullanabilecekler. Yine bu gece yarısı itibariyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki ağır vasıta trafiği de mecburen buraya yönelecek. Otobüsler de dahil buna değil mi? Şehirler arası otobüsler ve ağır vasıtalar dahildir. Şehir içi toplu taşıma araçları ile servisler hariçtir. Yani onlar şehir içini kullanmaya devam edecekler. Çünkü bizim amacımız ağır vasıta trafiğini şehrin içine sokup ekstra bir yük oluşturmadan bu köprü marifetiyle Asya Avrupa arasında çok daha hızlı seyir edilebilir hale getirmesini sağlamak. İşte bu köprünün herhalde bir başka ilki de şudur. Vaktinde belki insanlar çok bilmeden özellikle çevreciliği yönünde köprüyü eleştirdiler ama köprünün etrafında yeni imar alanı açılması hiçbir şekilde söz konusu değil. Sadece ana arterlere den giderek ana yollara bağlanmış olacak. Bu Yani önem bugün ne kadarsa bundan sonra da bu hep o kadar aynen o kalacak. kadar kalacak. Bir ikincisi güzergahta yaklaşık 382 bin ağacın bir kısmı kesilmek suretiyle ama kullanılabilir olanları da nakledilerek başka yere dikilmek suretiyle 382 bin ağaç yer değiştirildi. Bu konuda Orman Genel Müdürlüğümüze, Orman Su Bakanlığımıza özellikle müteşekkiriz. Çok ahenkli bir çalışma yaptık. Onlar her ne istiyorsa ona ayak uydurduk ama bir şey daha yaptık. 2,5 milyon ağaç diktik güzergahta.
5 milyon 100 bin ağaca çıkaracağız. Ve yine özellikle yaban hayatı korumak adına da otoyolların kuzeyi ile güneyi arasında geçmek isteyen yaban hayvanları için de ilk defa Türkiye'de ekolojik köprü dediğimiz köprüler yaptık. Ekolojik köprü de şu, otoyolun üzerinde çok genişçe bir köprü var. Ancak araç geçişi için değil, köprülerin üzeri ağaçlanmış, yeşil, aynen doğal hayat. Dolayısıyla yaban hayvanlar kuzeyden güneye geçerken herhangi bir sıkıntı yaşamadan hayatını devam ettirecekler. Her iki yakada da ekolojik köprüler içeriyor. Bu otoyolun da öyle bir ayrı özelliği var. Yani biraz geriye sarayım, devam edelim. Çünkü Anadolu'dan diyelim ki geldik, biz Kuzey Marmara Otoyolu'na girdik ve köprüyü kullanıp nereye çıkacağız? Mahmut Bey'e kadar gidebiliyoruz. Yani böyle olduğumuz zaman ağır taşıtları biz şehirde neredeyse görmeyeceğiz. Tabii ağır taşıtlar. Şimdi geri dönelim o zaman. Bu köprüyü sorduk. Burt Köprü ama Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü sabah ve akşam 4'er saat ağır vasıtalar kullanamıyor. Hı hı hı. Kullanamayınca da şehrin girişinde ve çıkışında belli yerlerde mecburen bekliyorlar. Bu şehri aynı zamanda bir karga oluşturuyor, kargaşa oluşturuyor, şehre yeni bir yük getiriyor. Biz aslında böylece o yükü de almış oluyoruz. Şehir açısından düşünürseniz. Böylece taşımacılar da sıkıntı tabii çekecekler. Tabii ki. Köprüleri 2-3 saatte geçince araçlar dur kalktan dolayı ciddi bir karbondioksit salınımı ve özellikle emisyon oluşturuyor. Tarihi şehrimize böyle de bir olumsuz yükü vardı bu şehir açısından. İnsanlarımız açısından bakarsanız ağır vasıtayı kullanan insanlar gelip bir yerde 4 saat beklemek zorunda kalıyor bir. Sonra dur kalk trafiğiyle saatlerce yol gidiyor. Sinir harbini düşünün, sosyal hayatını düşünün, efendim yakıt masrafını düşünün, vakitten olan harcamayı, dolayısıyla tersi vakitten olan tasarrufu düşünün ve özellikle biz yakıtı ithal ediyoruz sonuçta, yakıt tasarrufunu düşünün. Bütün bunlar bu köprünün oluşturacağı artı ve katma değerler. Sayın Bakan, bir yandan da çok hızlı bitirilmiş, bir rekor süreyle bitirilmiş köprüden bahsediyoruz. Aynı zamanda bunun yanına hep güvenlikle ilgili nedir diye de soru gelir. Ne kadar güvenlikli? Kaç şiddetinde bir depreme dayanıklı? Çünkü aynı zamanda çok sağlam bir köprü olduğunu biliyoruz ama uzman dilinden de dinlemek isteriz efendim. Efendim deprem uzmanı değilim. Ancak ancak bu büyüklükte projeleri yapıyorsanız dünyada bu konuda otorite olmuş üniversitelerle ve hocalarla, sadece bir hocayla değil, hocalarla çalışmak durumundasınız. Biz böyle çalıştık. İstanbul'da olası, yani geriye doğru 5000 yıla gidin, olabilecek en büyük depremde dahi en ufak bir hasar, en ufak bir aksama olmayacak şekilde tasarlanmıştır ve buna göre yapılmıştır. Zira hem bizim genel müdürlüğümüzün kontrol teşkilatı var, bunlar kontrol ediyor. Yüklenicilerin veya görevli şirketin, artık yap işlet olduğu için görevli şirketin kontrol teşkilatı var, onunla da yetinmiyoruz. Ayrıca müşavirin kontrol teşkilatı var. Bunların dışında da özellikle köprü konstrüksiyonunda üçüncü taraf dediğimiz bağımsız denetim kuruluşunu da dördüncü bir argüman olarak işin içine çok sokuyoruz ki istediğiniz kadar doğru projelendirin, eğer doğru uygulamazsanız sıkıntı yaşarız. Ama biz özellikle özel sektör dinamiklerini devreye soktuğumuz, yap işlet devret modeliyle yaptığımız bu projede güvenlikten herhangi bir şekilde milyonda bir olasılık da olsa taviz verme lüksümüz yoktu. Bu lüksü vermeden bu projeyi bitirdik. İnsanlar rahat olsun, bu tip büyük projeler Marmara'yı da, Avrasya'da, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'de, Osman Gazi'de hiçbir şekilde güvenlikten taviz verilemez projelerdir ki güvenlikten taviz vermedik, bu konuda sıkıntılar olmaz. Evet. Bir de ücreti var. 31 Ağustos'a kadar bir şey ödemeyeceğiz ama sonrasında ne kadar olacak Sayın Bakan? Tabii bugün anlamlı bir gün. 26 Ağustos'tu. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar Malazgirt'in yıl dönümü, işte Büyük Taarruz'un yıl dönümü ve Zafer Haftası'nı yaşıyoruz. Zafer Haftası boyunca 31'i gece yarısına kadar ücretsiz olacak. Bu köprü uluslararası ihaleyle yapılmış olması, finansının dolar bazlı olması hasebiyle dolar bazlı bir fiyat belirleme var. Ancak vatandaşımızın dolarla ilgisi yok. Biz sadece 1 Ocak tarihindeki dolar kurunu alıyoruz. Onun üzerinden Türk lirası olarak karşılığını buluyoruz ki bugün öyle bulduk. 9 lira 90 kuruştur. 31 Aralık'a kadar geçerlidir. 1 Ocak 2017'de yine dolar kurunu çarpacağız, böleceğiz, rakam çıkacak ve diyeceğiz ki bir yıl boyunca rakamı budur. İnsanlarımız bilsin ki dolarla hiçbir öyle şekilde işimiz yok. Hayır. Uğraşacağımız bir fiyattan bahsetmiyoruz. Son bir soru sormuş olayım. Mevcut HGS'lerimiz, OGS'lerimiz herhangi bir değişikliğe ihtiyaç olmadan kullanılabilecek mi? Tabii ister bizim işlettiğimiz olsun, ister yap işlet devret modeliyle yüklenicilerin işlettiği hangi otoyol, hangi köprü olursa olsun hepsinde OGS, hepsinde HGS var. Burada da hem OGS olacak hem HGS olacak ama ayrıca
ilk defa açılıyor olması, bağlantı yollarını insanların bilmiyor olmasından kaynaklı yanlışlıkla da girseler dahi nakit ödeyebilsinler diye nakit gişesi de var. Ancak insanlar köprüye ve otoyollara alıştıkça nakit gişesini kaldıracağız. Diğer yerlerde olduğu gibi HGS ve OGS olacak. Sayın Bakan, çok teşekkür ediyoruz. Yoğun, yorucu bir gündü sizin açınızdan. Aynı zamanda gurur verici bir gündü. Kırmadınız, bize de bu vakit ayırdınız. Sağ olun efendim. Efendim, gurur sadece bizim değil. Gurur gerçekten bütün insanlarımızın gururu onların kaynağıyla yapıyoruz. Onların kaynağıyla böyle bir gurur projesini hayata geçirdik. Çok teşekkür ediyoruz ki sizler başta olmak üzere basın yayın kuruluşları gerçekten vatandaşın doğru bilgilenmesi ve bu gururu Türkiye'nin her yerinde paylaşabilmeleri adına güzel aracılık ettiniz. Aracılık ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Sayın Aslan, çok çok teşekkür ederiz efendim. Ahmet Aslan'la, Ulaştırma Bakanı'yla da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü konuştuk. En çok bilen isimlerden biriyle konuşmuş olduk. Detaylarını da net bir şekilde almış olduk. Akşamleyin köprüler genellikle daha güzel görünür. Deniz belki çok fazla görünmese de en azından burada çok fazla yerleşim alanı yok. O yüzden fazla ışık da denize vurmuyor ama gerçekten köprü aydınlatılınca çok daha güzel görünüyor buradan baktığımızda da. Artık buradan yayınımızı noktalamak üzereyiz ama Yavuz Sultan Selim Köprüsü dev yatırımların açılması, bitirilmesi anlamında ayaklardan biriydi. Umalım ki en kısa zamanda tasarlanmış şekliyle diğer projeleri de bir bir Türkiye'ye gerçekleştirsin. Onların açılışlarında da yine bizler sizlere bunları duyurabiliyor olalım diyelim efendim. Ardından da iyi akşamlar dileyerek buradan sözü toparlamış olalım. Hoşça kalın efendim.